Değerli izleyenler, ana haber bültenimize şimdi Kahramanmaraş'a gideceğiz birlikte. Binlerce kişi Kızılay öncülüğünde iftar sofrasında buluşuyor. İftar için yemeklerse ünlü şef Mehmet Yalçınkaya tarafından hazırlandı. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk, Mehmet Şef'le beraber bizi bekliyor. Fulya, sana ve bütün ekibe kolay gelsin diyelim ve sözü size bırakalım. Sevgili Fulya Kalpa, Kahramanmaraş'tan herkese selamlar, sevgiler. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber Kahramanmaraş merkezdeyiz. Bugün sabah saatlerinde Kahramanmaraş'tan bir canlı yayın yapmıştık. Binlerce kişi için hazırlanan iftar hazırlığını görüntülemiştik. Sen de söyledin yayında. Evet, yemekleri, iftar menüsünü Mehmet Şef yaptı. Yemekler artık hazır, masalara yerleştirildi. Binlerce kişi Kahramanmaraş'ın merkezinde, meydanda bir araya geldi. 7000'den fazla kişinin olduğu söyleniyor tahminler arasında. Bakın şu an iftar vaktini bekliyor vatandaşlar. Çok az bir zaman kaldı. Zannediyorum 1 veya 2 dakika kaldı. Biraz sonra ezan okunacak ve binlerce kişi birlikte orucunu açacak. Doğukan'la beraber biz de bu anları göstereceğiz size canlı yayında. Efendim Mehmet Şef'i görüyorsunuz. O da şimdi binlerce kişiyle beraber yaptığı yemeği yiyecek. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı görüyoruz orada. Tabii şu an bir Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Zannediyorum 1-2 dakika sonra ezan okunacak. Şefim, güzel güzel yemekler hazırlandı. Ellerinize evet. Sağlık. Vatandaşların önüne yerleştirildi. Evet, bugün yaklaşık 7000 kişiye yemek yaptık. Bu meydanda verdiğimiz misafirlerimiz var. Tırlarda var. Konteyner kentlere gitti. Gerçekten çok mutluyuz, huzurluyuz. Ve ezan okunuyor. Evet. Kahramanmaraş için iftar vakti. Allah kabul etsin diyoruz vatandaşlara. Mehmet Şef'in yapmış olduğu yemeği binlerce kişi burada efendim yiyerek orucunu açacak. Ve Kızılay Başkanımız Fatma Meriç Yılmaz hanımefendiyle de beraberiz. Efendim nasılsınız? Teşekkür ediyoruz size. Binlerce kişiyi bir araya getirdiniz. Mehmet Şef'im geldi dün İstanbul'dan. Çok güzel bir ortam var. Neler söylersiniz efendim? Aslında biz teşekkür ediyoruz. Doğrusu deprem bölgesinde bir sene öncesini düşündüğümüz zaman bu bir sene zor geçti. Ama bugün geldiğimiz noktada el ele verdiğimiz zaman nasıl zor günleri birlikte atlatabildiğimizi aslında birlikte görüyoruz. Ramazan tabii çok farklı bir dönem bizim için. Kızılaycılar için de öyle. Ramazan'ın başından sonuna kadar hep şöyle dedik. Deprem bölgesi bizim için ayrı bir yerde. Çünkü burada belki insanların şu anda bir yemeğe ihtiyaçları olmayabilir ama aynı sofranın etrafında bu birlikte paylaşmanın vereceği heyecan, vereceği pozitif, güzel hisler çok daha farklı bizim için. Çok mutluyuz. Mehmet Şef'ime ben teşekkür ediyorum. Hepimiz sabırsızlanıyoruz. Sağ olun, biz de teşekkür yemekleri. Çok farklı yemekler var. Mehmet Şef'im, ya kusura bakmayın, ezan da okundu, oruçlar açılacak. Allah kabul etsin diyoruz tabii ki. Mehmet Şef'im, sabahki yayını izlemeyenler, görmeyenler için bir daha menüde ne vardı tabii, sayar mısın? Çok güzel alazaman çorbamız var. Burada güzel bir filiz kebabımız var. İstanbul pilavımız var. Hı hı. Ve tabii ki bu tas güllacı yaptık. Hı hı. Bir de güllacımız var. Hı hı. Kahramanmaraş'ta yani bu akşam bir tık böyle menüye dokunayım istedim. Evet. Kazan kazan yemekler pişirildi bugün. Kahramanmaraş'ta Kızılay'ın aşevinde yapıldı bu yemekler. Mehmet Şef de böyle epey bir ter döktü. Havada şansımız acayip sıcak. Bir anda yaz geldi. Evet. Yani. Sıcaktı ama gerçekten çok mutluyuz ve huzurluyuz. Bizim için çok değerli. Şu andaki misafirlerimiz çok değerliler. Hep birlikte huzurla burada iftar açıyoruz. Çok mutluyum ben. Biz tadacağız ve puan vereceğiz. Evet, şu anda ben de büyük jürinin önündeyim. Bakalım akşamın sonunda şöyle aralarda bir kulak gezdireceğim yani. Birkaç kişiye biraz sonra iftar arasında soracağım yani. Memnuniyet düzeyini öğrenmek istiyorum. Merak ediyoruz. Fatmacığım, biraz sonra konuşacağım. Ben bir müsaade edeyim sizlere. Buyurun, siz yemeklerinizi yerken biraz şöyle dolanıp ama tekrar yanınıza geleceğim. Tamam. Olur mu? Afiyet olsun efendim. Tamam. Allah kabul etsin diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten o manevi duyguyu
epey burada yaşıyoruz. Binlerce kişi bir arada. Burası tam da Kahramanmaraş'ın merkezi, göbeği. İşte burada sofralar kuruldu. Yemekler kazan kazan pişirildi Kızılay öncülüğünde. Kızılay aslında deprem bölgelerinde her gün yemek çıkartıyor. Ama deprem bölgelerinde bazı günlerde çok daha büyük masalar kuruluyor. Ve işte ünlü isimler geliyor. Mehmet Şef bu sefer geldi. Yemekleri o pişirdi. Sabah saatlerinde aşevinde o görüntüleri de ekrana getirmiştik. Kazan kazan yemekler pişirildi, hazırlandı ve bugün depremzedelere, Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın birlikte buluştuğu bu alanda masalara yemekler yerleştirildi efendim. Ve şimdi binlerce kişi orucunu açtı. Kahramanmaraş'ta iftar vakti 1-2 dakika önce ezan okundu. Hep birlikte bu Ramazan'ın ruhunu burada bizler de yaşıyoruz. Vatandaşlar yemeklerini yerken Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yemek nasıl olmuş? Çok güzel. Mehmet Şef yaptı. Gördünüz mü? Ben de senin ilanı izledim. Evet, seni görünce geldim. Çok memnun oldum. Seni çok seviyorum. Gece beni uykusuz koyuyorsun. Ah canım. Maraş'ı da özledim. Ben Maraş'ı çok özledim. Çok seviyorum. Sizin programlarınızı çok izliyoruz. Canımsın. Yemekler şu an yeniliyor efendim. Vatandaşları tabii çok da burada bir teyzem var. Teyzem canım benim. O da orucunu açmış. O da burada yemeğini yiyor. Ayaklarınıza sağlık bu arada. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Defalar verdiniz. Hoş geldiniz Kahramanmaraş'ımıza. Canımsın. Ya vatandaş şu an hala bu arada dışarıdan da gelip yemek alan vatandaşlar var. Şöyle efendim orada da bir uzun bir kuyruk var. Yani burada böyle bir telaş var. Şimdi tabii sıraya girip yemek almaya çalışan vatandaşlarımızı da görüyoruz. Kızılay'ın gönüllüleri tarafından bu yemekler dağıtılıyor. Tabii şu an canlı yayındayız. Hemen geliyorum. Şimdi buradaki bu ortamı renkli ışıklar Ramazan ruhuna uygun. Efendim renkli ışıklar buraya bakın. Gördüğünüz gibi ışıklandırma yapıldı. Burada meydanda şu an yayındayız efendim. Canlı yayınımız devam ediyor. Bu Ramazan sensiz olmaz sloganıyla Kızılay yola çıkmıştı ve bağışlar da yapıldı. Cancığım da burada. Sevgili Can gelir misin? Vatandaşlarımız Can'ı hatırlarlar. Depremde 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ilk gün onun mucize kurtuluşuna tanıklık etmiştik. Perdenin arkasında salladığı elle hayata tutunmuştu. Can da bugün burada beraberiz. Binlerce kişiyle beraberiz. Can'ın da bugün burada olması bizi ayrıca mutlu etti. Sevgili Can kardeşim nasılsın ablacığım? Normalde Konya'ya yerleşmiştin ama tekrar Maraş'a gelmişsin. Tekrar bir dönüş kararı almışsın. Hayırlı olsun kararın kardeşim. Nasılsın, iyi misin ablacığım? İyiyim abla, sağ ol, çok şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ olasın. Dersler nasıl gidiyor? İyi, Allah'a şükür, fena değil. Burada şimdi biz de seninle oturacağız beraber. Sohbetimizi de edeceğiz ablacığım. Olur abla inşallah. Canım kardeşim benim. Canım kardeşim. Haydi şimdi tekrar Mehmet Şef ve Kızılay Başkanı Fatma Meriç Hanım'ın ben yanına gidiyorum ama yediniz mi? Ben yediğinizi düşünüyorum. Yeterli mi verdiğim süre? Tabii ki. Değil mi? tadına baktık diyorum. Beğendiniz mi Mehmet Şef'in yaptığı yemeği? Şimdi mercimek çorbası gibi. İçinde nohut var. Ama yoğurt var, kereviz var, bir de reyhan var. Evet. Çok değişik. Ben gideceğim. Eti nasıl buldunuz başkan? Et de çok güzel. Onun içinde de mantar var, sarımsak, bezelye, patates, havuç ve et var. Et pişmiş mi, nasıl? İnanılmaz güzel. Kıvamını. İnanılmaz güzel. Ben şimdi bir taraftan yerken bir taraftan evde bunu deneyip tutturabilir miyim diye de bakıyorum. Tabii biz hepimiz MasterChef her gün oturup seyrediyoruz. Bazılarını deniyoruz ama güllaç açıldı. Bak başka bir şey. Bunu çok övdün bugün, evet. Mehmet abi'nin. Hülya, sana bunu dünden beri anlatıyorum. Evet, işte çok övdün. Ne güllaç abi normal diyeceğim. Ya şöyle ama hayır. Şimdi bak, bu güllaç muhallebi gibi. Görüyor musun? Aa evet. Tabii yani muhallebi gibi kırarak pişiriyorlarmış. Ben aldım tarifini. Ben her birini bunun içine yapsın mi yapıyorlar diye. Sen de orucu aç. Aynen, bir şey söyleyeceğim. Hakkımı ayırayım. Yayından sonra tamam. Gömülüyorum ama. Tamam, güllacını ayırıyoruz.
O zaman şimdi efendim bağışlarla tabii bu sofralar kuruluyor. Bağışçıların katkıları çok çok önemli. Nasıl bir mesaj vermek istersiniz Fatma Hanım? Benim her zaman aslında sizinle beraber iyilik gemimizi gönderirken de aynısını söylemiştim. Gazze'ye gönderirken. Ben her zaman şunu söylüyorum. Biz sadece bir aracıyız, bir köprüyüz. Kızılay aslında buraya bu sofraları kurabiliyorsa yardımsever bağışçılarımızın aslında gönderdikleri yardımlarla bunu yapabiliyor. Dolayısıyla ben Kızılay'da hep şunu duyuyorum, hem gönüllülerimiz için hem bizim için. Biz aslında o bağışçılarımız sayesinde burada bu güzel sofraları kurmaya vesile olabiliyoruz. Bağışçı olabilirler vatandaşlar. Aslında şu anda en kolayı Ramazan'da 18.77'ye fidye, fitre, iftar veya sahur yazarak 130 liralık bağış yapabiliyorlar. Alternatif kelimeler var. Sahur da yazabilir, iftar, fidye, fitre yazabilir. Bütün operatörler. Bir de ben aslında hep şunu söylüyorum. Geçen seferki röportajımızda da söylemiştim. Cep telefonuna Kızılay aplikasyonunu indirirlerse orada Kızılay'ın farklı projelerini görme ve o projelere özel bağışlar yapma imkanına kavuşmuş oluyorlar. Dolayısıyla aplikasyondan bakabilirlerse mesela Gazze'deki gemi yola çıktı biliyorsunuz. Arış'ta boşalttı. Gitti mi gitmedi mi gözüküyor. Hepsini orada görebiliyorlar. Çıktı şu anda geldi boşalıyor Gazze'ye girdi. Onlar oradan takip ediyorlar. Merak ediyor çünkü ya ben bağış yaptım nereye gitti bu bağış diye. Bağışında o kadar farklı projeler var ki bazen bir yetim desteği olabiliyor. Bazen bir burs olabiliyor. Aşevi desteği olabiliyor. Ya da Ramazan kampanyasında farklı destekler olabiliyor. Dolayısıyla oradan. Evet. Tabii fotoğraf çektirmek istiyor insanlar sizinle. Ablam dur ben senin fotoğrafını çekeceğim. Bekle ben geliyorum. Mehmet Şevim, siz deprem zamanında hep buradaydınız. Haftalarca yemekler yaptınız. Ben şimdi buradan nasıl bir çağrı yapacaksınız? Bunu duymak, duyurmak istiyorum. Ya şöyle, deprem bölgesinin unutulmaması için bayram da kapıda. Kesinlikle. Benim buradan seslenmek istediğim şey, buraları ihmal etmeyiz. Yani tabii ki buralarda birçok şey yoluna girdi ama kesinlikle insanların burayı hatırlaması gerekiyor. Uğraması gerekiyor. Buradaki insanların gerçekten morale ve motivasyona ihtiyacı var. Devletimiz burada, sivil toplum örgütleri burada, bir takım destekler yerine oturmuş ama bu sadece bu yetmiyor. İşte buraya gelmek, onlarla hasbihal etmek bence çok değerli. Bir de diğer bir şey daha var. İnsanların yani bu tarafa gelen insanların en azından bayramda böyle bir konteyner kentte bir iki aileyi ziyaret edip onlara çikolata vesaire şeker yani bunun çok anlamı yok aslında mesele çikolata şeker de değil ama mutlaka uğramalarını isterim. Gerçekten ben buraya geldim huzur buldum yani. Değil mi? Burada işte çocuklarla dolaşıyoruz, fotoğraf çektiriyoruz, sohbet ediyoruz. Bir arada olma duygusu kesinlikle, çok güzel. Bizi biz yapan duygu zaten bu Mehmet Şef'im değil mi? Aynen öyle ve özellikle de bayramda bu taraftan geçenler ve yolu düşenler mutlaka uğrasınlar. Bir de bir şey daha ben bugün öğrendim, başkanımızdan öğrendim. İftardan sonra... Ya şimdi kan meselesi var biliyorsun. Yani İftardan sonra veriliyor. Kan verilebiliyor. Sabah bahsetmiştiniz. Evet. Boş aracımız var orada tabii, şu anda. Tabii. Yani iftardan sonra kan verilebiliyormuş. Evet. Bu konuda da çağrımız olsun. Çağrımız olsun. Evet. Bayramdan sonra bizim için İhtiyaç kan çok değerli. Sürekli ihtiyaç çünkü. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır diyoruz. Evet. Gerçekten birinin annesine, birinin çocuğuna, birinin bir hastasına ulaşıyor o kan. Ve aslında teknoloji çok gelişiyor ama üretilemeyen tek şey bu kan işte. Doğru. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Mehmet Şef'im çok sağ olun. Ellerinize kollarınıza sağlık. Seni de güllü açmaya bekliyoruz. Evet geliyorum şimdi yayını kapattıktan sonra örnek olsun ayrıca davranışınız. Sağ olun çok ünlü isimlere de. Çok sağ olun. Mehmet Şef unutmadı burada deprem bölgesinde. Deprem bir yıl geçti ama acılar geçmedi diyoruz. Burada evet fiziken bazı şeyler değişti. Evet binalar yapılıyor. Evet toparlanmaya çalışıyor şehir ama yani yürekteki o sızı geçmedi dinmedi. Dolayısıyla morale, motivasyona, desteğe ihtiyacı var depremzedelerin. Sadece Kahramanmaraş için söylemiyorum. Hatay çok büyük acı var. Hatay'ı unutmamak, işte Malatya'yı, Adıyaman'ı, bütün deprem şehirlerini biz sık sık ziyaret ediyoruz, haberlerimize taşıyoruz, yayınlar yapıyoruz. Dolayısıyla bugün Kahramanmaraş'tayız. 3 hafta önce Hatay'daydık. Biz bölgelerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bayram öncesi bir kez daha geldik, ziyaret ettik. Bayramı buruk geçirecek yine depremzedeler. O yüzden hep destek, tam destek depremzedelere. Efendim ben yayını Kahramanmaraş merkezden şimdi İstanbul'a, stüdyomuza bırakıyorum. Sevgili Fulya söz sende.